Ben seni hiç sevmedim ki, yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim, Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda. Ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlamanı, baharın bir adının da yalnızlık olmadığını, düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir, Gönen, Karalar Çiftliği mahallesinde 5 dönüm ormanların içerisinde güzel bir tarlamız var. Orman yolundan geldik. Yolu açılmış araçla bakın tarlanın sınırına kadar geldik. Yazın çok rahat gelirsiniz. Kışın tabii bazı yerler toprak olduğu için biraz çamur olabilir efendim. Yerimiz burası. Sınırımız buradaki Çalılık. Burada hemen üstünde bir tarla var. Bakın bir tümseklik. Sınır burası. Karşıdaki ağaçların oraya kadar gidiyor. Diğer sınırımız orman. Burası orman oluyor. Bakın biz ormanların içerisinden geldik. Ormanın içerisinde saklı bir yer burası. Şehir merkezine 4 kilometre mesafede. Hafif meyilli. Bakın güneşin battığı taraf şu an. Bir saat, yarım saat sonra, bir saat sonra güneş batacak. Buradan güneş batıyor. Buradan da güneş doğuyor. Yani güney buradan geliyor. Güneş bu şekilde içinde. Akşamüstü hafif bir gölgelik tarlamız. Buğday, arpa ekilen güzel bir tarla. Diğer sınırımız bakın aşağıdaki şuradaki ağaçlar. Buradaki burası ilk giriş sınırımız ve son sınırımız da yukarı güneşin battığı. Şöyle biraz tarlamızdan yürüyelim. Bakın düzgün temiz bir tarla. Otu biçilmiş. Buraya mal sahibi köylüye vermiş. Burada köylü de burayı sürecek bu sene. Buğday, arpa. Artık ne ekerse. Koyunlara bir şey ekeceğim dedi değil mi? Bir ot. Bir değişik bir ot söyledi. O ottan ekeceğim dedi koyunlar için. Kendisinin tarlası da burası. Evet, çok hafif tatlı bir %5 bir meyile sahip güzel bir tarla burası. Burası satılacak. Evet. Devam ediyoruz. Şehir merkezine yakın olması nedeniyle hem yatırım amaçlı kullanılabilir. Hem de gelirsiniz buraya şu üst kısma bir tane ahşaptan basit bir konteyner veya bir şey koyarsınız. Gelir arada burada kafa dinlersiniz değil mi? Kafa dinlemelik için güzel bir yer. Yani bakın şu üst kısım güzel yani şu ağacın altına veya şuraya bir tane ahşaptan meraklısı gelecek buraya yapacak değil mi? Yapacak buraya. Bakın buradan gel şöyle. Tarlayı bir de buradan göster. Bakın. Oradan girdik. Arabayı bıraktık. Yerimiz, sınırımız bu üst kısım. Bakın tümseklik. Şöyle aşağı doğru tatlı bir meyil. Orman, sınır. Orada orman, sınır. Buradaki de
buradaki ağaçlar. Yani tarlanın sınırları efendim doğa tarafından çevrilmiş, değil mi? Evet. Doğa tarafından, ağaçlar tarafından sınırlar belli. Yani bir tel çekilecek veya bir şey, değil mi? Çit çakmaya bile gerek yok buralara. Burada ağaçlar var zaten. Buradan kapat. Sadece yaparsanız bu kısımdan bir çit yaparsınız. Sınırlarını çevirirsiniz. Evet. Şehir merkezine dediğim gibi çok yakın. 4 kilometre. Hem şehir, hem orman, hem doğa olsun istiyorsunuz. Alın size orman. Aha işte şehir merkezi. Bakın. Göne'nin siteleri, o eski hastane tarafındaki siteleri görünüyor. O su deposu olan yer. İşte şehir merkezine arabanızla 5 dakikada gidebileceğiniz konumda 5050 metrekare bu tarla satılacak. Satılır mı burası? Aslında şehir merkezine yakın, orman var. Doğa güzel, hava güzel, değil mi? Evet. Hemen şehre git gel. Hem orman, hem doğa, hem tarla. İşte alın burada kendinize bir baraka yapın. Gelin gidin. Veya ne bileyim, gelin kafa dinleyin. Veya alın burada bir şey ekin, bir şey yetiştirin. Yani bilmiyorum, bir şeyler yapılabilir. Su, elektrik yok burada. Meranın içinde, ormanın içerisinde su var. Yani orada sen bilmiyorsun ama ben gittim, orada çeşme var. Koyunlar var ya, mesela mera oluyor buralar. Çeşme var ama şöyle 700-800 metre ormanın içerisinde çeşme var. Orada yalak var. Tabii burada su, sondajla su çıkarılırsa her şey yapılabilir. Efendim. Evet. Burası satılacak. Değerli dostlar. Bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Fiyatı ekrana yazacağım. Efendim. Yani önü açık. Manzara açık. Her yeri görüyor. Evet, köpek geliyor. Ertuğrul seni yiyecek. Bu köpek taktı sana. Bak. Bak bak nasıl geliyor. Görüyor musun? Sert bir köpek. Kırma. Kangal kırması. Değil mi? Evet. Köpek köpekliğini yapıyor. Bir tane daha geliyor abi. Bir tane daha geliyor. 3 tane oluyor. Oo. O zaman 3'e 2. 3 tane bizi yer o zaman bunlar ya. Değil mi? Hadi Ertuğrul, topuklayalım. Biz yayına son verelim burada. Yayına son vermiyorum. Bizi canlı canlı yesinler. Canlı canlı bizi yesinler. Olur mu? Bizi yemeyin. Evet, yanaştı. Oğlum, oğlum. Evet, bakın geldi köpek yanımıza. Oğlum, oğlum. Evet. Yani geldi, vazifesini yaptı, gidiyor işte. Ne yapsın? Baktı bizde zarar yok. Zarar vermiyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani köpek bu. Köpekten kaçarsan köpek seni kovalar, değil mi? Bizde şeydi öyle. Bize öyle söylemişlerdi. Köpekten kaçmayacaksın. Kaçarsan o da seni kovalar, ısırır. Ama durursan gelir, bakar, seni koklar. Bir kere ne oldu biliyor musun? Küçüktük. Köpeklere çok merakımız vardı, tamam mı? Şimdi köpeklerimiz de vardı mahallede bizim. O zaman köpekleri çok severdik. Köpeklerle koşardık, oynardık. Mahallenin köpekleri vardı. Efendim. Tabii çoban bağırıyor, çağırıyor köpeğini. Gel gel diyor. 2-3 tane, bir tane böyle vardı bizim köpeğimiz. Bir tane de siyah vardı. Siyahı Arap diyorduk. Arap diyorduk. Bir tane de böyle Kont. İsmi Kont'tu. Çok severdik köpekleri. Sonra o köpeklerimizi belediye zehirledi. Zehirledi. Çok üzüldük. Ben çok üzüldüm yani. Sonra bir gün sokaktan geçiyoruz. Bir tane dükkan sahibi şey almış. Köpek almış. Aynı bundan. Köpek de saldırgan bir köpek. Tamam mı? Salmış. Köpek bir geldi. Bir koştu yanıma. Adam bana dedi ki, sahibi, kaçma, sakın kaçma. Olduğun yerde kal dedi. Olduğum yerde böyle kaldım. Geldi köpek, beni kokladı. Ama var ya, kalbim küt küt. Sanki öldü mü? Kaç yaşındayım o zaman?
10, 12-13 yaşındayım. Yani kalbim böyle duracak. Rengim attı. Adam orada duruyor. Burada duruyor. Karşıda dükkanın önünde. Köpek beni kokladı gitti ama adam bağladı. Ama ben ne yaptığımı bilmiyorum yani. Öyle bir şey. O zamandan beri köpeklerden kaçmıyorum. Kaçarsa zaten kovalar. Hadi ya çağır şu köpekler bizi yiyecek. Taş mı atayım? Ya köpeğe taş atılmaz ya. Yazık günahtır. Yapmaz mı? Evet. Hu 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 hu. Hu hu. Gel, gel, gel. Gel. Senin bu köpek var. Çok yaman bir köpek ya. Yapmaz mı? Tamam, biliyorum yapmayacağını ya. Çek orayı da çeksene. Bizim komşumuz. Ha. Ya komşu yiyecek bizi ya. Bayağı ya. Evet. Bayağı yaman bir şey ama ha. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum beni mi çekiyorsun? Ya seni meşhur yapacağız. Yapın bak zaten bunlarla geçim sağlıyor. Değil mi? Tabii başka gelir gider yok. Hayat yere gitti. Nasıl oluyor mu? Oluyor mu bari? Oluyor oluyor. Allah'ın keçi sütü yok mu ya? Çıkmıyor mu? Şu anda var abim. Çıkıyor mu? Çıkıyor şimdi. Ha yavaş yavaş çıkardım. Sayıyorum artık. 5-6 kilo çıkıyor yani. Böyle hani şeyleri sayıyorum ya böyle. Hani böyle büyük olanları çekiyorum. Şey bu köpek de güzel. Bak bu köpek zararsız bir köpek. Değil mi? Güzel ama bak. Bu ne cinsi? Ha? 10 numara çok güzel ya. Bak hiç sesi de çıkmıyor. Akıllı köpek ya. Öbürleri azgın ya. Bu ne ya? Geveze. Harbiden çok geveze ya. Bu ne ya? Evet. Köpekten köpek. Fark var. Evet. O çok asil bir köpek ya. Güzel. Neyse bugün bayağı uzattık. Bugünlük bu kadar. Değil mi? Yeter artık. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik, servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oyrak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar.
perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. 7